Harun Özer. Sorun, kiralık sorunu ya da gayrimenkuldeki sorun sadece öğrencilerin gelmesiyle alakalı bir sorun değil. Ülke ekonomisine bağlantılı olarak konutların maliyetleri, maliyetlere bağlı olarak da konut fiyatlarında çok ciddi artışlar söz konusu. Bu artışlar ister istemez bir kısır döngüye neden oluyor. İnsanların alım gücü düşüyor, alım gücünün düşmesiyle beraber kiralık konutlara talep ister istemez artıyor. Bir de içinde bulunduğumuz aylar itibariyle, sezon itibariyle ülkede tamamen bir hareketlilik söz konusu. İşte tayin sürecidir, öğrencilerin sürecidir. Ta ki okul bölgelerinde belli okullara kayıt yaptırmak için dahi öğrenci velileri kiralık ev taleplerinde bulunuyorlar. Bunu değerlendirdiğimiz zaman kiralık ev fiyatlarının yükselmesi gayet olağan oluyor. Talas Kayseri bazında farklı bir bölge. Öncelikle öğrenci bölgesi. Öğrenci bölgesi olmasının üstüne bir de artık halk arasında beyaz yakalılar diye nitelendirdiğimiz, biraz kültür seviyesi yüksek, üst düzey memurların vesaire çok talep ettiği bir bölge. Bunun nedenini de genelde sosyal yaşantının biraz daha şehir merkezine nazaran hareketli olmasına bağlıyoruz. Talep fazla. Talep fazla olunca arz az, arz talep dengesi bozuluyor ve fiyatlar oldukça Talas bölgesinde yüksek. Ülke geneline bağlı olarak yüksek, bir de talebin fazla olmasına bağlı olarak Talas'a bir hayli daha yüksek. Fiyatlara gelecek olursak, ana yurt dairesi diye nitelendirdiğimiz, kooperatifin yapmış olduğu daireler ki Talas bölgesinin en eski binaları olarak nitelendiriyoruz, artık 30 yaşında binalar bunlar. Bu binalarda 1000 liraya dayandı kiralar. Yeni yapılan konutlarda metrekareye ve inşaatın kalitesine bağlı olarak yapsat diye nitelendirdiğimiz dairelerde de küçük dairelerde 1500 lira, büyük dairelerde 2500-3000 liraya 3 artı 1'lerde dayanan fiyatlar var. Ki 4 artı 1'lerde artık fiyatı tahmin dahi edemiyoruz, kestiremiyoruz fiyatı. Karşı tarafın ihtiyacını gördüğü rakamla bitiyor. Bunlar 3000-3500 liralara şu anda Talas'ta 3 artı 1 daireler kiraya gidiyor. Öğrencilerin kayıt dönemi olması itibariyle, özellikle öğrenci velileri, şehir dışından gelen öğrencilerin velileriyle beraber Talas'ta bir yoğunluk görülüyor ki ofisimizde ziyaretten bir hayli öğrenci velisi var. Kiralık konusunda tıkanıyorlar. Tıkandıklarında eşyalı dairelere, rezidans ya da eşyalı dairelere yönlendirmeye çalışıyoruz. Buralarda da geçen yıl itibariyle 1200-1300 lira olan her şey dahil öğrenci kalabilecek bir artı bir daireler şu anda 2000 liraya dayandı. Dediğim gibi Talas biraz daha farklı, fazla tercih edilen bir bölge. Tercihte ister istemez fiyatları kota olarak yükseltiyor. Zaten şu anda imar bölgesi olarak yeni inşaat yapılacak yer kalmadı Talas'ta. İmara açma dediğimiz deyimi kullanmak istiyorum. Ya yeni bölgeler imara açılacak, Talas daha biraz genişleyecek, yeni konut imal edilecek, Talas açılacak. Bir de Talas bölgesinde özellikle öğrencilerin tercih ettikleri bu 1 artı 1 konusunda Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda almış olduğu bir karara bağlı olarak 1 artı 1 projelerine onay verilmiyor Talas Belediyesi tarafından. Bu da öğrencilerin 3 artı 1'lere ister istemez birkaç kişiyle beraber yönelmesini gerektiriyor. Memur kesimi de Talas'a talep ediyor. Öğrenci kesimi ister istemez fazla. Talas artık tıkanma noktasına geldi. Talas bu yükü kaldıramayacak. Talas'ın dışında öğrencilerin işte Nuh Naci Yazgan'da, Abdullah Gül'dü, diğer üniversitelerin yerleşim bölgelerinde de artık yoğunlaşmaya başlamaları gerekiyor.